Evet, Suriye ve Azez'deki gelişmeler böyleydi. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde sabah saatlerinde karakol kuran polis kimlik göstermeyen öğrencilerden 11'ini gözaltına aldı. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Arkadaşımız Tamer Arda Erşin hattımızda. Yaşanan polis müdahalesini ve son gelişmeleri ondan dinleyeceğiz. Evet Tamer, merhaba. Merhaba. Evet Tamer, Cebeci kampüsünde son durum nedir şimdi? Senin notlarından dinleyelim. Şu an 11 dediğiniz sayı 15'e çıktı. Sabah saatlerinde bir gözaltı furyası yaşanmıştı. Öğrenciler Cebeci kampüsünde daha önceden kimlik kontrolü yapılmadan öğrenciler rahat bir şekilde kampüse girebiliyordu. Barış için akademisyenlerin bildirisinden sonra üniversite rektörlüğü bir karar aldı ve bundan sonra Cebeci kampüsüne kimlik göstermeyen kimseyi almayacağız diye bir yazı gönderdi kampüs rektörü Serpil Sancar'a. Okullar bugün başladı. Cebeci kampüsünde eğitim, öğretim bugün başladı. Başlar başlamaz da ilk gözaltı furyası yaşandı. 15 öğrenci sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında detay bir isim var. Cumhuriyet Gazetesi Ankara stajyer muhabiri Ozan Çepni de gözaltına alınanlar arasında. Burada haber takibi yaparken o da gözaltına alındı. Şu anda kimlik göstermeyenlere yönelik yine gözaltı furyası devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, okulun kampüsün girişinde güvenlik bekliyor. Güvenliğin hemen yanında da sivil polisler bekliyor. Sivil polislerin karşısında yani Cebeci kampüsü ne diyeyim size karşısında böyle hemen kafelerin olduğu bir yerdir. Cebeci kampüsünün karşısındaki kafelerin önünde de çevik kuvvetler bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şöyle bir şey oldu, sabah saat 9'da yaşandı gözaltı işlemi, yani öğrencilerin gözaltına alınması sabah saatlerinde yaşandı. Gözaltına alırken öğrencilerin yerlerde sürüklendiği görüldü. Yani sert bir müdahale diyelim. Yani müdahale mi denir artık, saldırı mı denir orasını bilemeyeceğim ama öğrencileri polis gözaltına alırken yerlerde sürükledi. Daha sonra öğrencilerin iddiasına göre sivil polisler kendilerine öğrenciliğinizi yapın, adam olacaksınız. Bundan sonra sizin defteriniz dürüldü önünde sözler sarf etti, iddia edildi. Şu anda Cebeci kampüsünde bir bekleyiş sürüyor. İddialara göre hem akademisyenlerin hem öğrencilerin iddiasına göre Cebeci kampüsüne ilerleyen günlerde X-ray cihazı koyulacağı, kimlik göstermeyenin kimsenin içeri alınmayacağı yönünde iddialar var. Şu an şöyle söyleyeyim, şu anda ben gözlemliyorum, olay yerindeyim. İki tane küçük araç var, polis aracı. Çevrede çevik kuvvetleri, etrafta sivil polisler şu anda bekleyişleri sürdürüyorlar. Şu an için aktarabileceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz Tamer, aktardıkların için. Evet, Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde sabah saatlerinde polis kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimliklerini göstermeyen 12 öğrenci gözaltına alındı. Tamer Arda Erşin aktardı bize orada neler olduğunu. Toparlamak gerekirse kampüste Barış için akademisyenlerin bildirisinden sonra bu kimlik kontrolü uygulaması başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin stajyer muhabirlerinden birinin de gözaltına alındığı söyleniyor haber takibi yaparken. Cebeci kampüsünde gözaltına alınan öğrencilerin yerlerde sürüklendiği, tehdit edildiği iddialarını da aktardı bize Tamer Arda Erşin.